Aynen canlıya girip böyle sizinle görüşmeyi, birkaç soru yanıtlamayı veya güzel muhabbet etmeyi ben de isterim. Sıkça yapmaya özen göstereceğim. Şu anda disk gerektiren bir durum yok. Gerekli yerlere gerekli mesajlar verilecek. Ama şayet tabii öyle bir durum olursa fena disleriz. Sözlerin hepsi bana ait. Biz rapçiler de genelde böyledir zaten. Sözlerimizi kendimiz yazar okuruz. Bunda da pek bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Böyle devam eder bu iş. Böyle de daha iyi zaten. Valla biz seviniriz öyle şeylere. Biz her zaman iyi şeylerden yanayız. Tabi aralarında zamanda ne geçti bilemeyiz tam ama Tarık abi de işin içine yani Fox da işin içinde dahil olduğu için ben Tarık abiyi çok severim. Çok sevindim açıkçası. Çok güzel. Valla Yener abiyle gelir inşallah ya. Ben Yener abiyi çok severim. Onunla da çalışma yaparsak çok güzel olur diye düşünüyorum zaten. Yani her an her şey olabilir. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Bana sürekli bu tarzda sorular sormayın. Çünkü bahsettiğiniz insanlar başarılı insanlar ve herkes ekmeğinde yani benim ne düşündüğümün pek bir önemi yok yani üstünde konuştuğunuz MC'lerin veya sorduğunuz MC'lerin. O yüzden yani herkesin yolu açık olsun. Bugüne kadar o tarzda bir ameliyat geçirmedim. İnşallah da öyle kalır. Yeni projeler var. Şu anda bir klibimiz bitmiş durumda. Gulyabani ismindeki çalışmaya çektiğimiz klip. Yakında onun tarihini belirleriz. Bu sene baya yoğun bir sene olacak. Beklemede kalın. 2007'ydi kardeşim. O dönemlerde ses kartımız tabii ki çok kötüydü. Kayıt alıyorduk fakat aldığımız kanalların kayıtları sinkron olmuyordu. Onu parça haline getirene kadar yani sinkron yapana kadar yani şu anda albüm yaparız biz o enerjiyle. O kadar enerji harcıyorduk yani. 5 milyon dolarım olsaydı rap'e devam ederdim. Çünkü çok kaliteli işler yapılabilir yani o bütçeyle o kadar zenginlik içinde yani inan bana çok büyük işler yapardık reis. Sörtaf ismini kullanmasam hangi ismi kullanırdım bilmiyorum ki hiç düşünmedim açıkçası. Ama bu sorudan sonra bir düşüneyim bakayım ama Sörtaf ya. İlk gün neyse son günde o. Sörtaf, bitches. Göstermesem de 31 yaşındayım. Parçalardan çok o sizin müthişliğiniz kardeşim. Var ol. Ya Almanya piyasasını pek takip etmiyorum ama adını çok duyuyoruz tabii. O yüzden başarılı bayan MC. Yani güzel şarkıları da var herhalde. Ben pek takip etmiyorum ama bazen kulağıma gelen şeyler güzel yani. Yani bu tarz şeyler aşılacak şeyler. Emek verildikten sonra. Bilginin de dediği gibi sky is the limit. Çok şey değişti. Karşındaki adama güvenip güvenemeyeceğini çok iyi anlıyorsun mesela. Nasıl bir yavşak, nasıl bir şerefsiz olduğunu anlayabiliyorsun mesela. Yani bunları tecrübe edinebiliyorsun. Ona göre de hareket ediyorsun yani. Rap yapmanın pek yaşın olacağını sanmıyorum kardeşim ya. Ben kendim 15-16 yaşında başladım söz yazmaya. Sadece ilk yazdığınız sözlere biraz dikkat edin. Onlar birazcık daha sert olabilir. İleride pişman olacağınız şeyler yapmayın yani. Aynı o adam biraz boş yapıyor. Dünyanın sevip dinlediği bu kadar büyük kitlelere ulaşan bir müzik tarzına o şekilde yorum yapıp yaklaşmak bence çok yanlış. Kilakanın yalaka parçası aynen yakışır yani.